Yastık altı altınlar için uygulanacak sistem devreye girdi. Artık vatandaşlar fiziki altınlarını rafineler tarafından oluşturulan kuyumcu ağları üzerinden özel yazılım ve donanımlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarabilecek. Peki sistem nasıl olacak? Detaylar CNN Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Engin Özbey'in haberinde. Ata beşlisi var, getirdi. İki adet diyoruz burada. Ve yatırımcının bütün altınlarını tek tek girerek kendisi de ikinci olan bir ekrandan takip ederek yapılan işlemleri görebiliyor. En son işlemler bittiğinde cebine bir kendi çalışmış olduğu bankadan SMS kodu gelecek. Mühürlü poşetlerimiz var zaten, buraya koyuyoruz. Bu şekilde kapatılıyor bunlar. Hesabına aktarmış oluyor zaten biz. Yatırımcının da cebine zaten SMS koduyla geliyor. Yastık altı altında artık yeni dönem başladı. Altın tasarruf sistemiyle vatandaşlar altınlarını yastık altından çıkarıp banka hesaplarına aktarabilecek. Evde saklamayacağız, yanımızda taşımayacağız. Risk altında olmayan bir altını hesaba aktaracağız buradan. Sistemse yastık altındaki altının kuyumcuya getirilmesiyle başlıyor. İlk olarak teraziye koyuyoruz. Sonrasındaysa adım adım sistem işliyor. Tabii yatırımcı geldiği zaman altınlarını güvenli bir şekilde burada kameralı bir ortamda, burada bankaya da tabii kayıtlı, bunlar PisiPos dediğimiz bir entegre makinedir. Bütün bankalara bağlıdır. Bu şekilde yatırımcının bütün altınlarını tek tek girerek kendisi de ikinci olan bir ekrandan takip ederek yapılan işlemleri görebiliyor. Güvenli bir şekilde hesabını aktarıyoruz yatırımcının burada. Mesela burada örnek olarak verelim. Ata beşlisi var, getirdi. İki adet diyoruz burada. Zaten oranlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan bir onay. Hemen dokunduğumuzda otomatikmen çevrimini kendisi yapıyor ve hesabına geçecek olan miktarı da yatırımcı orada görebiliyor. Güvenli bir şekilde aktarıyoruz burada. En son işlemler bittiğinde cebine bir kendi çalışmış olduğu bankadan SMS kodu gelecek. O kodu girerek şifresini işlemlerimizi sonlandıracağız burada. Yapacağımız tek işlem müşterinin altın hesabını açıp buraya gelmesi. Ve böylelikle burada önemli olan neydi? Hem yastık altında boşta duran bir altınımız ekonomiye kazandırılacak, hem de güvenli bir şekilde yatırımcı altını istediği zaman istediği çalışmış olduğu bankaya yatırabilecekler. Ve vatandaşın bir ihtiyacı olduğunda ise altını ister para şeklinde ister altın şeklinde geri alabilecek.